Efendim hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Akgün. Bugün yine birlikteyiz. Gazete başlıklarını okuyacağız, yorumlayacağız ve günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki Türkiye'de çok değişik konular gündeme geliyor. Özellikle siyasette Cumhuriyet Halk Parti'nin iddiaları, AK Parti Genel Başkanı'nın bu konuda söyledikleri ve tabii ki parti kurmaylarında özellikle Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı iddialarını çürütecek bir takım konular söylemesi gazete başlıklarında bugün oldukça fazla yer almış. Yerel bir gazete ve ulusal gazete. Bir yerel bir ulusal gazete devam edeceğiz. Ege Telegraf'la başlıyoruz. Evet, toplu açılış belge tepkisi demiş toplu açılışta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Orman Bakanlığı'nın Ege bölgesinde yaptırdığı tesislerin toplu açılışını yaptı. Erdoğan törende belgeler konusunda Cumhuriyet Halk Parti lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Toplu açılışta Erdoğan belgeler özellikle sert tepki göstermiş vaziyette. Kemer altında çile kapıda diyor Ege Telegraf gazetesinde. Bir yıl tadilat varmış. İzmir'in tarihi çarşısı kemer altında uzun süredir bekleyen altyapı çalışmaları başlıyor. Toplam bir yıl sürecek şebeke bakım ve yenileme faaliyetleri öncesinde esnaf tedirgin bekleyişte. Kemeraltı ile ilgili ciddi çalışmalar var. Dün İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı gündem özelde konuğumuzdu. Kemeraltı ile ilgili çok güzel projelerden bahsetti. Bu konuda da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceliğinde kurulan vakıflar ve derneklerin ciddi çalışmalar yaptığını, Kemeraltı'nın özellikle açık dünyanın en büyük açık alışveriş merkezi olarak ilan edilmek üzere olduğundan bahsetti. Evet, dedikodu değil, iş üreteceğim. 9 Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Çelik, üniversiteyi çağ atatacak ve marka haline getirecek projeler için kolları sıvadığını söyledi. Fil dişi kulelerinde oturmayacağım dedi. Miktarı arttı, dövizi düştü. Kuru Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Celep, başta kuru üzüm olmak üzere 11 aylık dönemde ihracatın miktar olarak %12 artmasına rağmen elde edilen dövizin %3 gerilediğini söyledi. Tiyatroda 30 yıl diyor. Pınar Çocuk Tiyatrosu 30. yılını kutluyormuş bu arada. Olcay'la yeniden ünlü sanatçı Zuhal Olcay, premieri Karşıyaka'da sahnelenecek Aş Halleri oyunuyla 8 yıl aradan sonra bugün tiyatroya dönüyormuş. Ulaşıma zam yok. 90 dakikaya devam. Esot'un 2018 bütçesi 875 milyon lira olarak bağlandı. Başkan Kocaoğlu yeni yılda da 90 dakikanın ve şimdiki fiyatların devam edeceğini söyledi. Yani ulaşımda 2018 yılında zam olmayacağı müjdesi verilmiş oldu. Evet, şöyle baktığımız zaman engelliler için güç birliği diyor. Karşıyaka Kent Konseyi öncülüğünde Engelliler Meclisleri Birliği kurulmuş. Hayırlısı olsun. Ege Telegraf gazetesine şöyle bir göz attık. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Evet, Sabah gazetesinde Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını tek tek çürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zerre kadar şahsiyetin varsa çekil git. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kürsüden salladığın her kağıt ya yalan ya yanlış çıktı. Hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıkmasına rağmen özür dilemeyi aklından geçirmedin. Cumhuriyet Halk Parti'nin başına bela olmaktan çekil. Bu milletin başına da bela olmaktan çekil ifadesini kullanmış. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu hale düşürmeye hakkın yok demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yurt dışına giden tek kuruş yok. Dolayısıyla bu zatın söylediği yalan yüzü kızaracak mı hiç sanmıyorum. Kendisinde manda derisi gibi yüz var. Dekont dediği kağıtları gazetecilerde adli makamlarda vermedi. Türkiye gibi bir ülkenin ana muhalefet partisini bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok ifadesini kullanmış. Kılıçdaroğlu her seferinde şapa oturdu demiş Başbakan Yıldırım. Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkışmıştır. Mal bulmuş, mağribi gibi şiddetle, celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor. Geçmişte Kılıçdaroğlu buna benzer onlarca asılsız iddiada bulunmuş, her zamanda, her seferinde de şapa oturmuştur. Bugün de durum bundan farklı değildir demiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 333 FETÖ gözaltısı, 27'si mahrem imam, 333'ü asker, 360 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Evet, 9 Eylül gazetesi, yerel gazeteyle devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bir tomar kağıdı salladı ifadesini kullandığını sür manşetinde vermiş. Cumhuriyet Halk Partili Bülent Tezcan, gereğini yap istifa et. Evraklar gerçek. Bir işi boğuntuya getirme konusunda bu kadar ustalıklı bir başka adım göremedim
bizim savcılıkta işimiz yok, bu işin savcısı millettir demiş. Böyle bir şey olur mu? Sizce olur mu? Cumhurbaşkanının ailesi hakkında, çevresi hakkında varsa elde bir takım belgeler, deliller, savcılığa gitmek lazım, adalete gitmek lazım. Varsa suçlarını çekmeleri lazım. Yani biz de seçmen olarak doğruyu yanlışı ayırmamız lazım. Yani böyle evrak sallamak değil, bunun bir an evvel savcılığa verilmesini istiyoruz. Savcılığa gitsin ki biz de görelim gerçeği. Neden bizim bu işin savcısı millettir, bizim savcılıkta işimiz yok deniyor? O zaman bunun altında bir şüphe akla geliyor. Bence kamu vicdanında, milletin vicdanında bu işin çözülmesinin tek yeri savcılığa gitmektir. Evet. 9 Eylül gazetesinin manşetinde İzmir'e iki müjde diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldıracak çalışmalarına başlıyor. Başkan Aziz Kocaoğlu ise ulaşımdaki 90 dakika uygulamasının süreceğini söyledi. Kemeraltı'nda ciddi yatırımlar var bu arada. Tabii ki 2000'den fazla esnafta, 2500 esnafta sıkıntılı bir sürece girecek. Çünkü alışverişle ilgili alışveriş yapacak vatandaş Kemeraltı'nda rahat yürüyemeyince ne yapacak? Başka yerlere gidecek. Böyle olunca da esnaf sıkıntılı bir döneme girecek. Bu konuda bir sübvansiye destek olacak mı onu bilmiyorum. Olması lazım ama esnafın zor durumda kalmaması için. Çünkü şahıslar yüksek kira ödüyorlar. Yanlarında bir sürü insanlar çalıştırıyorlar. Binlerce kişi işsiz kalmasın Kemeraltı'nda. Kemeraltı'nda ciddi çalışmalar yapılırken esnafa da destek verilmesi lazım. Evet, yeni yıl öncesinde nikah şöleni var diyor. Konak Belediyesi birlikteliklerini resmiyete dökmek, sevdiğiyle yuva kurmak isteyen çiftlerin nikah hayalinin yeni yıl öncesinde gerçekleştirmek istiyor. Konak Belediyesi bu konuda mutlu çöp çatanlık yapıyor. Evet, evli olup da aslında nikah olmayanların nikahı kıyılıyor. Bence iyi, güzel bir çalışma. Evet, Bornova'da emekli sorunu tartışılmış. Bornova Belediyesi, DİSK İzmir Barosu ve tüm emekliler sendikası işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'de emekli olmak panelinde emeklilerin yaşadıkları sorunlar ve bundan çözüm önerilerini konuşmuşlar. Evet, olağanüstü yıl. 2016 yılı 1971 yılından bu yana 4. sıcak yıl olarak meteorolojik kayıtlara geçti. Geçen yıl 1313 olağanüstü meteorolojik olay kaydedildi diyor. Konak'ta seçime itiraz. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı'na aday olan ancak listesini oluşturamadığı gerekçesiyle seçime katılamayan Özgür Kaplan, kongrenin iptali için il başkanlığına başvurdu. Kaplan'ın il binasındaki basın toplantısına ise izin çıkmadı. Allah Allah, izin vermemişler. Enteresan. İklim değişikliği ile mücadeleye destek. Türkiye'deki iklim değişikliği etkilerini azaltmak için başlatılan Avrupa Birliği destekli projede İzmir 150 bin euro hibe kazanmış. Evet, güzel projeler üretiyoruz demek ki. İlk Ses gazetesiyle devam ediyoruz, yine yerel gazeteyle. Hem açılış yaptı hem yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman Bakanlığı toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, İzmir'de yapılan 12 projeyi de hayata geçirdi. Karşıyaka'da havuz problemi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün yüzme şubesinin antrenman yapmak için belediyenin hayata geçirdiği kapalı yüzme havuzundan yararlanamadığını belirten Bülent Onural, belediyelerin kulüpleri desteklemesi gerektiğini söyledi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün yüzme şubesinde yer alan Bülent Onural, Karşıyaka Belediyesi'nin Örnek Köy'de hayata geçirdiği kapalı yüzme havuzundan antrenman yapmak için yararlanmak istediklerini ancak uygun saatlerde randevu verilmediğini söyledi. Tabii ki uygun saatlerde derken havuzunda bir yönetmeliği var. Hangi zamanlar müsaitse o zaman gideceksiniz ve ona göre randevu alacaksınız. Belediye başkanı da sıkıntı ve sorun varmış gibi de göstermek doğru değil. Havuzunda bir yönetmeliği var tabii ki. Evet, havuz etkinlikleri olacaktır. Boş olan zamanlarda size verilecektir. Belki de vermeyeceklerdir. Çünkü öyle bir şey yoktur belki yönetmelikte, tüzüğünde, işletim sisteminde. Evet, Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi, görevimiz yakın okul diyor. Yaşadığı ilçede istediği gibi bir okul türüne yerleşemeyen öğrenciye başka bir ilçede bir okula gitmeyi kabul ediyor musun seçeneği sunulacak. Öğrenci kabul ederse, kilometrelerce uzakta bir okula gitmek zorunda kalabilecek. Örneğin İstanbul Şile'de Anadolu Lisesi yok. En yakını Beykoz Cumhuriyet Mahallesi'nde. Buradaki okula Şile merkez arası 43 kilometre. Vatandaş kabul ederse oraya gidecek ama görevi en yakın okul öğrenciler için. Kıştan önce son güneş. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin batı kesimlerinde bugünden itibaren başlayacak sıcak hava gelecek haftanın ilk günlerine kadar etkisini sürdürecek.
Sıcaklıklardan mevsim normallerinin yer yer 5-10 derece üzerinde olacakmış. Yani sıcak günler, şu bir kez şu sıcak günler başlıyor ama hafta başından itibaren de kış başlıyor. Artık kar yağışı başlayacak. Şöyle Ege'nin tepelerine karlar yağsa da bir gitsek, şöyle kar top oynasak, öyle değil mi? Efendim, yine yargıya gideceğiz demiş Milliyet manşetinde. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismi geçen 5 kişi de ben de tekrar yargıya gideceğiz demiş. Evet, yargıya gidecek. Bunun yeri de bence yargıdır. Böyle çamur at izi kalsın mantığı doğru değil. Bence belgeler savcılığa gitmesi lazım. Adalete gitmesi lazım. Adalet yürüyüşü için büyük çaba sarf eden Kılıçdaroğlu'nun neden bunu adalete taşımadığını, yargıya taşımadığını da ayrıca eğer götürmezse, savcılığa vermezse tabii ki soracağız. Kafamıza soru işareti kalacak. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde temiz duruşmasında işkenceci Hırvat General Slobodan Paraljak'a 20 yıl ceza verildi. Paraljak, kararın açıklandığı sırada zehir olduğu iddia edilen elindeki sıvı içti ve birkaç saat sonra öldü. İnanılır gibi değil. Adam resmen intihar etmiş. Yani siz özellikle Müslüman Türkleri yok eder, katlederseniz bunun da cezasını kendi elinize verirsiniz. O vicdanınıza nasıl baş başa kalacaksınız? Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Prens Miteb bin Abdullah serbest bırakıldı. Prens Miteb'in serbest bırakıldığı kız kardeşi Prens Nuh bin Abdullah sosyal medya hesabından duyurdu. Prens Miteb'in hükümetle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığı iddia ediliyor. Diğer prensler ne olacak? Onların paraları daha çok. Parayla iş bitiyorsa diğerler de versin, bitirsin işi. Evet, Sarraf davasında 3 ihtimal. Mahkum, üniformalı ve kelepçeli getirildi. New York'ta tutuklu yargılanan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, jürili davada yargıç karşısına çıktı. Duruşmaya kelepçeli ve mahkum üniformalı getirilen Sarraf, suçlamaları kabul ederek tanıklık yapmaya başladı. New York Barosu'nda kayıtlı avukat Kortan Toygar, Sarraf'la ilgili 3 ihtimal var. Düşük sınırdan ceza, ceza almama ve koruma programında kalma, iade edilmeme dedi. Evet, Sarraf orada tanıklık yapar da Türkiye aleyhinde Amerika Birleşik Devleti'nin o küresel düzeni için tanıklık yaparsa Türkiye'ye gelecek. Yüzü yok zaten. Türkiye'ye paketlenip gelmesi lazım. Yeni Milli İstihbarat Teşkilatı paketleyip getirmesi lazım. Rıza Sarraf'ı bu durumda. Bu kadar kalleşlik olmaz. Evet, itibar cinayeti işlemeye kalktı diyor Binali Yıldırım Başbakan. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarına yönelik iddiana sert çıktı. Eline bir tomar kağıt alarak heyecanla, şevkle Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkmıştır. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu buna benzer onlarca asılsız iddiada bulunmuş, her seferinde de şapa oturmuştur ifadesi kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi, meclis araştırsın demiş. Cumhuriyet Halk Parti Grup Başkan Vekilleri Özgül Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi sunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarına ilişkin Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının meclis tarafından araştırılmasını istemiş. Cumhuriyet Savcılığına verilmesi gerekmiyor mu? Cumhuriyet Savcılığına verilsin ilk önce. Savcılık araştırsın. Tabii ki meclis araştırabilir. Niye araştırmasın? Evet. Hürriyet'le devam ediyoruz. Hürriyet gazetesiyle. Evet, mahkemede konuşuyor demiş manşetinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde savcı ile işbirliği yapan Reza Sarraf tanık olarak ilk kez duruşmaya çıktı. İran'a yaptırımı nasıl ihlal ettiğini anlatan Sarraf, Zafer Çağlar'a rüşvet verdiğini öne sürdü. Çapraz sorgusu yapılan Sarraf şu iddialarda bulundu. Hakan Atilla, İranlıların uluslararası ödemelerini gerçekleştirmek ve Halkbank'taki paraları dışarı çıkarabilmek için bir metot geliştirdi ve bu sistemin çalışmasını sağladı. 2010 ve 2011'de İran Merkez Bankası Başkanı Mahmud Behmani ile iki kez görüştüm. 2010-2011'de İran ve Bank Mellat'ta çalıştım. Türkiye'de aktif bank hesap açmayınca Bakan Egemen Bağış'tan yardım istedim. Banka döngü dışı kaldı. Halkbank'a gittim. Süleyman Aslan, altın ticaret için fazla popülersin deyince Bakan Zafer Çağlayan'a gittim. Kardan %50 pay isterim istedi. 40-45 milyon euro, 7 milyon dolar ve 2.4 milyon TL rüşvet verdim demiş Rıza Sarraf. Çok enteresan. Evet. Yabancı 2 dev bankaya 21 milyon ceza. Rekabet Kurulu 13 banka hakkında 2016 Nisan ayından beri sürdürdüğü rekabet ihlali soruşturması sonuçlandı.
ING Banka 21 milyon 100 bin lira, Royal Banka İstanbul Şubesi 66 bin lira ceza kesilmiş. Evet, Aladağ'da 5 kişi 15 yıl istendi diyor. Özgürlüğünü 1 milyar dolara aldı Suudi Prens. Mahkemede zehir içen biraz evvel okuduk zaten. Mostar Köprüsü'nün yıkılması emri vermekle de suçlanıyordu aynı zamanda. Güney Kore'den ABD'yi vurabilecek füze. Güney Kore'nin denediği 15 kıtalar arası füzesi dünyada nükleer endişeyi yeniden tetiklemiş. Kuzey Kore füzenin süper büyük savaş başlığıyla Washington dahil ABD'nin her noktasını vuracak güçte olduğunu iddia etmiş. Bu arada Kılıçdaroğlu devam ediyor. Diyor ki elimde başka belgeler de var diyor. Ya sulandırma, ver mahkemelere işte. Ver savcılara da biz de en azından görelim neticesini. Vallahi merak ediyoruz belgeler gerçek mi değil mi? Ver mahkemelere, savcılığa, en azından bilelim. Cumhurbaşkanımızı, yakınlarını, akrabalarını neler var neler yok. Gerçek mi doğru mu? Evraklar sahte mi? Yoksa üretilen evraklar mı? Doğru evraklar mı? Mahkemeye gitsin de bilelim bunu Sayın Kılıçdaroğlu sulandırmadan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısında Erdoğan'ın o paralar şirket satışından sözlerini de değerlendirmiş ayrıca. Para gelmesi daha vahim demiş. Evet. Evet, o paralar şirket satışından demiş. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na belge yanıtı. Dışarı giden tek kuruş bile yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oğlu ve yakınları hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiasına sert yanıt vermiş. Onlara para geldi demiş. Para çıkmadı demiş. Yani Türkiye'den para çıkmadı, Türkiye'ye para geldi şekliyle söylemiş. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Evet, Türkiye'ye yakışır. Riva zirvesi. Euro 2024 adaylığı koordinasyon toplantısı Riva'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak Euro 2024 Türkiye'ye yakışır dedi. Evet, kontenjan yoksa okul dönüşecek demiş. Tedbir Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, liseye geçişte 9 seçenek var. Anadolu meslek ve imam hatip sıkıntılı yerler için okul dönüşüm başta olmak üzere tedbir aldık. İl müdürlüklerine yetki verildi. İkili öğretim yok. Sıkışırsak başvurulabiliriz demiş. Evet, tek kuruş para gitmedi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Vatan'ın manşetinde. Mahkemede zehir içti. Sarraf tanık kürsüsünde bunları okuduk zaten. Yasak aşkta ikinci perde 5 aylık hamile demiş. Evet, burada da 2,5 milyon lira tazminat, 3 yıllık eşi Dilek Özgürgün'e boşanma arifesinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün sevgilisi Kenan Pars'ın torunu İnci Pars'ın 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. İki kez korumalarında evde atıldığını söyleyen Dilek Özgürgün 2,5 milyon lira tazminat istiyormuş bu arada. Evet, Milliyet Gazetesi'nin Ege Eki, inşaat eki diyelim artık. Çünkü iki eki var Milliyet Gazetesi'nin. Biraz şöyle inşaat sektörüne bir göz atalım. O da bizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Evet, kalitemizde farklı izlemiş. Baba Ramazan Pulat ile kızı Gonca Pulat'ın birlikteliğinde yoluna devam eden Pulat İnşaat, Bornova'daki serüveninin kaliteli projeleri sürdürüyormuş. Gonca Pulat, PIEV markasıyla çok daha özgün çalışmalara imza atacağız demiş. Maket ortaya konmuş, maketten satış yapacaklar. Bir maket daha gördüm, Ulukent'e statü geldi demiş. Hani böyle sosyal medyada ilk önce reklam geliyor, statü, her şeyin statüsünden bahsediliyor ya. Çevrede 150 bin liraya konut satılırken, özellikle Kuzey Aksı'nda, Ulukent'te projeleri 300-400 bin liraya satıyorlar. Yani bence konut alırken dikkatli olmak lazım. Hemen bu projelerin yan tarafında 150 bin lira konut, projelerde 300-400 bin lira. Yani bu para nereden bulunuyor? Bir de maketten satılıyor. Yani sizin paranızla konut üretmeye çalışıyorlar. Yani gördüğünüz gibi sosyal medyada, televizyonlarda milyonlarca lira para veriyorlar. Vallahi sizin paranızı veriyorlar. Yani kendilerinden para verdikleri yok. Topluyorlar sizden, inşaat yapıyorlar. Dikkat etmeniz lazım. Özellikle paranızın tamamını vermeyin. Maketten satışlarda paranın tamamını vermeyin. Efendim, projeyi o kadar renkli bir şekilde size sunuyorlar ki, sanal bir şekilde gezdiriyorlar böyle. Videoların içerisine giriyorsunuz. Evde hatta yaşamaya başlıyorsunuz. O kadar böyle yazılım ve sistemler var. Ve siz o evde sanki yapılmış da almış oturuyormuş hissediyorsunuz. Böyle hissettiriyorlar size. Algı uyandırıyorlar. Ortada maket var, proje daha başlamamış, para topluyorlar. Ne yapmanız lazım? Peşinat verin, 5.000, 10.000 verin bu tip projelerde ve inşaat yükseldikçe kademeli olarak ödemeye başlayın. Hak edişlere göre ödemeye başlayın. Paranızı toplu bir şekilde vermeyin bu inşaat şirketlerine. Özellikle Kuzey Aksı'nda böyle birkaç proje üretip de milletin parasını topluyorlar.
Şöyle geçmişe baktığınız zaman ortada hiçbir şey yokken sizin paranızla inan size ders vermeye çalışıyorlar. Projelere dikkat edin. Yanılma olasılığınız çok yüksek. Aslında bitmiş daire almanızda fayda var. Projeden temelden alıp da fiyat artışlarında kazandık diyorsunuz, aslında kazanmıyorsunuz. Fiyatları şişiriyorlar. Buna da dikkat etmek lazım. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam hedefi 50 binmiş. Evet, Başkan Kamil Porsuk özellikle yatırımcıların dikkatini çekmiş. Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında bizim pek çok şirketimiz bulunuyor. Amacımız en az 900 tesise ulaşmak, istihdamı da 50 bin üzerine çıkarmak diyor Kamil Porsuk. Kamil Porsuk başarılı bir iş adamı. Çocukluğumdan tanırım, Konya Ilgın'dan tanırım. Evet, başarılıdır, öğretmendir ve özellikle organize sanayilerinde, Tire Organize Sanayi, Kemalpaşa Organize Sanayi'nde büyük çalışmalar yapmıştır. Evet, Japonya modeli İzmir'i marka yapar. İzmir'in konut yapımında Japonya modelini benimsemesi gerektiğini vurgulayan Aryom İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Günday, bu yol izlenirse dünyanın sayılı markalarından biri olabiliriz demiş. Evet, kent çok göç aldı diyor. Tabii ki İzmir göç alır. İzmir, dün İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı'nın Kanal İzmir'de söylediği gibi İzmir yaşamak için herkesin hayali demişti. Hakikaten herkesin hayali. 50 yıllık plan önerisi, dönüşümün İzmir için önemli olduğunu ve ciddi adımlar gerektiğini kaydeden Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, 50 yıllık plan şart oldu dedi. İzmir'in birinci derecede deprem kuşağı içinde yer aldığını altını çizen Necip Nasır, kentin büyük bölümünün dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yürürlükte bulunan iki yasadan dolayı kentsel dönüşümde çift başlılık yaşanıyor dedi ama torba yasadan tahmin ediyorum kentsel dönüşümle ilgili son düzenleme revize yapılan yasa çıktı. Bundan sonra kentsel dönüşümde aksamalar, tıkanıklıklar sürdürülür, yani inşaatla ilgili kentsel dönüşümle ilgili sürdürebilme konusunda sıkıntılar vardı ve bundan sonra da çok seri bir şekilde kentsel dönüşümle ilgili düzenlemenin yapıldığından bahsettiler. Evet, şöyle bir göz attığım zaman özellikle konu inşaat ve gayrimenkul olunca, emlak satışı olunca manşetlerde kalmıyoruz, içe dalmaya başlıyoruz. Tabii ki Milliyet Ege çıkarmış, bol bol reklam almış. İnşaat firmaları bugünlerde çok sıkıntılı, satış yapamıyorlar. Bakınız, binlerce, on binlerce bitmiş daire var İzmir içerisinde. On binlerce ikinci el konut var, 1 yaşında, 2 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında. Parayı basıyorsun, alıyorsun, ya oturuyorsun, içinde yaşıyorsun ya da kiraya veriyorsun, tasarruf ediyorsun. Böyle 300-400 bin liraya konut alırken yanı başında proje başladı, 1 milyonu almak, yanlış anlamayın, bana göre ahmaklık. Çünkü 300 binde 1500 kira alıyorsun, 800 binde 2000 lira kira alıyorsun. Akıl ve mantık kabul etmez. Onun için ikinci el konutlara biraz ağırlık vermeniz gerekiyor. Sıfır projelerde çok şişiriyorlar. Çok ciddi bir balon var. 150-200 bin lira mal ediyorlar. Arsa payı da 150-200 bin lira etti. 250-300 bin lira size 1 milyona satıyorlar. 800 bin liraya satıyorlar. Sonra da caka satıyorlar. Bazı müteahhitler var ya, biniyorlar son model arabalara. Daha okudum yazmasını bilmiyorlar. Tapuya gittikleri zaman okudum yazamıyorlar. İnanın bak. Ama işi paraya, lükse, ıvıra zıvıra getirdikleri zaman yanlarına yaklaşılmıyor. İnanın sizin paranızla yapıyorlar. Onun için ne yapmanız lazım? Konut alırken gerçek, reel maliyetleri bilmeniz gerekiyor. İkinci el konutlar daha cazip. Bunu unutmayın değerli izleyiciler. Çünkü projelerde ne reklamlar dönüyor, neler yapıyorlar, neler. Paranızı topluyorlar ve inşaat yapıyoruz diyorlar. 20 bin liraya çizdirmiş olduğu maketlerle 70-80 bin lira bir lansman çıkışıyla, yani 100 bin lira harcayarak sizden 10 milyonları topluyorlar. Onun için biraz uyanık olmakta fayda var. Size caka satanlar, size hava atanlar, özellikle Menemen tarafında fiyatlar çok düşük. Birkaç proje böyle ciddi fiyatlar, bir misli, iki misli fiyat artırıyor. Buna kanmamak lazım. Ben maketten satışa karşıyım. Evet, maketten satışa karşıyım. Bu konuda da beni çok şikayet ettiler. Daha önceki program yaptığım bir televizyona, özellikle Kuzey Aksı'nda inşaat yapanlar tuttular, kaç kez şikayette bulundular. Evet. Niye? Maketten satışa karşıyım dediğimiz için. Evet. Neymiş efendim? Lansmana çıkmışlar da, lansmanda satış yapamamışlar. Ben televizyonda
konut almayın maketten dediğim için satış yapamışlar. Ne kadar etkin bir program yapıyormuşuz. Ben de o zaman bunu daha iyi anlamış oldum. Teşekkür ediyorum aynı zamanda maketten satış yapanlara. Evet, Türkiye Gazetesi'nde devam edelim. Kumpasın belgeleri Türkiye Gazetesi'nde. Zarraf üzerinden Türkiye'ye çekilen siyasi ve ekonomik operasyon ilk günden deşifre oldu. Evet, Amerika Birleşik Devleti yargısı. Bu konuyu biraz okuyalım isterseniz çünkü bizi çok meşgul ediyor. Aslında hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devleti'nde dönen bu dolapların Türkiye üzerinde bir operasyon olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devleti yargısı sanık olan Sarraf'ı tehdit ve şantajla tanık yaptı. Montajlı ses kayıtlarını delil olarak sunan savcılık, 17-25 Aralık kumpasını aklamak için FETÖ'yü övdü. Bir FETÖ'cü polisin de tanık olarak ifade vereceğini açıkladı. Her tuzak bu kumpasın altından da Cumhuriyet Halk Partisi çıktı diyor FETÖ'nün postacı şeklinde. Eski CHP'li vekil Aykan Erdemir postacı olup sahte belgeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıdı. Türkiye Gazetesi söylüyor bunu, ben değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile temasını sağladı. Firari FETÖ'cülerle bir olup ülkesini karalamak için yalancı tanıklığı kabul etti. Bakın ne biçim kumpaslar dönüyor. Bu arada tabii ki İsrail de işin içerisinde. Kurgu mahkemenin güvendiği diğer tanık FETÖ firarisi eski bankalar yeminli murakkabı O. Zeki Canıtes, Baylokçu Canıtes 25 Aralık darbesinde bilirkişiydi. Diğer iki bilirkişi ise İsrail yandaşı, Türkiye düşmanı tezler üreten derneğin yöneticisi. Ne kadar ilginç, ne kadar hainlik görüyorsunuz değil mi? Evet, Sarraf'ın gidişi planın bir parçası aynı zamanda. AK Partili Mustafa Şentop, karısı ve çocuğuyla ABD'ye uçmasının kamuflaj olduğunu düşünüyorum. Yani Miami'de tatil yaparken Sarraf, Ebru Gündeş'le birlikte tutuklanmıştı biliyorsunuz. O ünlü savcı Harari tarafından tutuklandı. Kumpasın başlangıcı. Yani o tarihte aslında Sarraf'la Amerika Birleşik Devleti anlaşmış konumda. Çok enteresan. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yalan huy edinmiş, yalancı diyor. Son zamanlarda özellikle dün de tüm gazetelerde, televizyonlarda, birçok televizyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü'yken o televizyon programları, rahmetli Savaş Ay'ın yapmış olduğu televizyon programlarını izledim, gördüm. Ve tabii ki o tarihin sendika başkanları, Bayram Meral'ler ve tüm hükümet kurmayları, birçok kuruluşlar, sendikalar tamamen SSK'nın karşısındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısındaydı. Nereden nereye? Deniz Baykal bir kaset kumpasıyla gidiyor ve yerine Kılıçdaroğlu geliyor. Bakınız, ben Cumhuriyet Halk Parti'nin ana muhalefet partisi olarak hak ettiği yerde olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de bir ana muhalefet boşluğu vardır. Bu yıllardır doldurulamıyor ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaynaklanmıyor. Altını çiziyorum, bir kez daha söylüyorum. Ana muhalefetin bugün eğer bu iktidar güçlüyse ve iktidardaysa bunun tek sorumlusu ana muhalefet partisidir. Ama ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedefe götüreceğine inanmıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni seviyorum. Ana muhalefet partisi olarak destekliyorum. Sempatim var Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama liderine karşı yok. Cumhuriyet Halk Parti çünkü hak ettiği yerde değil. Atatürk'ün oturduğu o koltukta kasetle gelen Cumhuriyet Halk Parti lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Parti liderine yakışmadığını ve gitmesi gerektiğini iddia ediyorum. Daha güçlü bir lider gelmeli Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu lider de iktidara yürümeli. Artık iktidarda bir muhalefetin iktidara gelişini görmeliyiz. Ama Kılıçdaroğlu'yla bunu görmek mümkün değil. Evet. Beni gören de AK Partili mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir muhalefet kanadı mı diye algılayacak ama inanın doğruları konuşuyorum. Hiçbir şekilde taraf tutmadan Cumhuriyet Halk Parti'nin gerçek yönetecek bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Birçok Cumhuriyet Halk Parti'de yaşa be Rıdvan Bey dedi biliyorum ama birçok kişi de şuna bak ya AK Parti'ye çanak tutuyor diyenler de var içinizde. Onu da duyar gibi oluyorum. Evet. Milliyet Ege'yle devam edelim. Hani bir yerel, bir ulusal diyoruz ya. Devam edelim Milliyet Ege'yle. Kafkaftan baş kaldırı diyor. Sezon başından beri sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka'da oyuncular olağanüstü bir gayretle takımı düzlüğe çıkarmaya çalışıyor. Seyirci desteğinin önemine dikkat çeken Milliyet Ege yazarları Altay'daki gerginliğin de bir an önce sona ermesini temenni ediyor.
Evet, kimsesiz çocuklar hepimize emanettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Gönül Elçileri Projesi'nin meyvelerini toplamaya başladıklarını bahsetmiş. İzmir Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar'a göre yerli otomobilin üretileceği adres İzmir olacak demiş. İnşallah İzmir olur. İzmir'de yaşıyoruz, İzmir'i seviyoruz. İzmir ekonomisinin kalkınmasını istiyoruz. Ucuz et sektörü zorluyor. İzmir Ticaret Odası'nın sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda ette KDV'nin %1'e düşürülmesi ve hayvancılığın teşvik edilmesi dile getirildi. Evet, Kanal İzmir'de İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş önümüzdeki günlerde ucuz etin getirisi ve götürüsü, kasaplarla ilgili kampanyalar, bunları dobra dobra soracağız, dobra dobra cevap alacağız önümüzdeki günlerde Kanal İzmir Televizyon'da. Masamıza da bıçakları, satırları, artı çengelleri ne varsa koyalım da biraz böyle değişiklik olsun. Evet, bugün ve yarın Hikmet Şimşek sahnesinde Hüseyin Mutlu Akpınar ve Zuhal Olcay öz çekim yapmışlar, selfie çekimi yapmışlar. Evet, ve Aşk Halleri oyunuyla 8 yıl aradan sonra tiyatroya dönüyor Olcay. Evet, hoş geldin Zuhal Olcay İzmir'e, güzel Karşıyaka'mıza. Toplu ulaşımda 90 dakika müjdesi. Evet, Aziz Kocaoğlu 90 dakika 2018'de uygulanacak ve ulaşımda zam yok demiş. Ne mutlu, ne güzel bizim gibi emekliler için. Ama 65 yaşı doldurmadığımız için hala ücretle biniyoruz. Gerçi işlerden, yoğunluktan dolayı araçla gidip geliyoruz ama özellikle emeklilerin ve 90 dakika kavramı İzmir için çok önemli. Çok önemli. En güzel haber bence 90 dakikanın uygulanıyor olması İzmir için. Bu Türkiye'de tek İzmir'de. Bu arada Aziz Kocaoğlu'nu tebrik ediyoruz. Evet, yurt dışına giden tek kuruş yok. Yine rezil kepaze oldu diyor. Star gazetesi, Milli İrade'nin Sesi manşetinde yer almış. Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı çok sert oldu. Söylediklerin hepsi yalan. Utanması, aranması yok. Yüzü kızarmaz. Çünkü manda derisi gibi demiş. Ya siyasette, yani bence biraz evvel dedim ya, liderlerin üslupları, Kılıçdaroğlu da bu üsluplarda konuşuyor, Cumhurbaşkanı da konuşuyor genelde. Üsluplar biraz yumuşak olması lazım. Evet, üsluplar biraz yumuşak olması lazım. Çünkü üsluplar yumuşak olmadığı zaman da gerginlik oluyor aynı zamanda. Evet, Kumpas'ta FETÖ FBI ile kol kola demiş. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atina'nın yargılandığı davanın savcı yardımcısı Denton, 17-25 Aralık Kumpas'ının FETÖ FBI ortaklığıyla yapıldığını doğrular ifadeleri kullandı. Hepsi aynı hikaye. Sarraf Yıldız tanık, Sarraf tanık koltuğunda demiş. Soykırımcıdan zehirle intihar, İsrail'den Kudüs'e Yahudileştirme kanunu. İsrail yani bütün Müslümanların, birçok Müslümanın kanını akıttı. İnşallah siz de kanınızda boğulursunuz. Kara propagandacıların değirmenine su taşıyor demiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri için Binali Yıldırım. Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan 360 haine gözaltı. Torba yasayla en düşük motorlu taşıtlar vergisi 743 lira olmuş. Atık sudan uyuşturucu testi başlamış bu arada. Atık sularda uyuşturucu akıtıldığı zaman ne oluyor? Hemen tespit edilebiliyor. İzmir'in asırlık çınarı yeni asır. Evet. Savcılığa teslim et demiş Cumhurbaşkanı. Evet, biraz evvel bahsettik. Elindeki belgeleri hiç vakit geçirme, savcılığa teslim et ve neyse gereği yapılsın demiş. Kılıçdaroğlu panikte. Manşette Yeni Asır gazetesi. Cumhuriyet Halk Parti liderinin salladığı sözde belgeleri elinde kaldı. Sahte olduğunu ortaya çıkacağını bildiği için ne savcıya ne de medyaya veremedi. Dün kamuoyunun karşısına çıkıp tek kelime edemedi. Yalan ve gerçekler diye ikiye ayrılmış Yeni Asır. Ne yapmış bakalım? Yalan. Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar getirildi. Gerçeği, yurt dışına giden tek kuruş bile yok. Aksine şirketlerini sattıkları için o kişilere gönderilen paralar var. Yalan. Erdoğan'ın yakınları vergi kaçırmak için şirket kurdu. Doğrusu, adı geçen kişiler yıllardır ticarette uğraşan, şirket kurup satan, milyonlarca liralık ticaret yapan iş adamları. Yalan. Mustafa Gündoğan, Erdoğan'ın özel kalem müdürü. Gerçeği, Gündoğan yıllardır ticarette uğraşıyor, hiçbir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü olmadı. Yalan, Türkiye Suriyeli mülteci 30 milyar dolar harcamadı. Gerçek, AFAD 2.3 milyar, belediyeler 6, STK'lar 1.2 milyar harcadı. Eğitim ve sağlık gideriyle 30 milyarı aşıyor. Evet, bu şekilde Yeni Asır gazetesi vermiş. Yarım asırlık altın yağı 34 milyon dolara gitmiş. Lüksemburg'a yağlı satış. Eylül 95'te Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni tesisini kurarak 97'de üretime başlayan altın yağı
2001'de Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girmişti ve o da satılmış. Evet, kripto FETÖ'cülere şafak operasyonu yapılmış bu arada. Bir şokta engelli yurdakula olmuş. Yeni Asır'ın duyurduğu engelli Emircan'ın başına gelen ÖTV cezasının bir benzeri de Manisa'da 11'lik felçlisi Sıddık Yurdakul'un 70 yaşında başına gelmiş ve o da çözülmüş. Aydın'da şofben gazı yine can almış. Tabi havalar soğuyunca her yeri kapatıyorsunuz. Evi ara sıra havalandırmak lazım. Özellikle gaz dedektörleri kullanmak lazım. Dedantörü mü, dedektörü mü ne diyorsanız artık onu kullanmanız lazım. Çünkü hayatımızı riske atmayalım. Çok küçük bir böyle hava alabilecek noktalar olması lazım. Sıkıntı olur, sorun olur. Hayatımızı karartmayalım, çocuklarımızı koruyalım. Takvim gazetesi. İspat et, Cumhurbaşkanlığını bırakırım diyor. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi liderine res çekmiş oluyor. İspat et, Cumhurbaşkanlığını bırakırım. Hala resini çekiyor. İspat etmek görevi de iddia edenin olması lazım. Ben bunu söyledim, sen ispat et bu paraları çıkarmadığına. Böyle bir şey yok. Olamaz zaten. Ne yapacaksın? İspat etmek için o belgeleri Cumhuriyet Savcı'na vereceksin. Ben de gerçeği öğrenmek istiyorum. Cumhuriyet Savcı'na evraklar verilsin ki bilelim kim ne yapmış, ne etmemiş. Evet. Canavara Özgü. Antalya'da tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Özgü İzem 8 aya geçinde bir otomobilin çarpması sonucu can verdi. Allah Allah. Tarihe bakıyorum. 30 Kasım. Bugün Perşembe. Bunu ben dün okumuştum bu haberi. Takvim gazetesi. Evet. Demek ki bazen geriden geliyor bazı gazeteler haberlerde. Evet. Sabah Ege'li ile devam ediyoruz. İzmir'de 3 ve 6 yaşındaki iki kardeşin evlerinde ölü bulunmasının ardından emniyet ekipleri sır perdesini aralamaya çalışıyor. Dede Tahsin Şendul torunlarının pizza yediğini söyledi. Bunun üzerine pizzadan numune alındı. Pizzadaki mantarın çocukları zehirlemiş olabileceği değerlendiriliyor. Allah rahmet eylesin. 3 ve 6 yaşında. Yani çocuklara pizza söylenmiş. 3 ve 6 yaşındaki çocuklar da orada yalnız kalmış. Ölmüşler. Hayatlarını kaybetmişler ve daha sonra haberler oluyor tabii. Soğuk havada sokağa atıldılar diyor. Karşıyaka Belediyesi kaçak olduğu gerekçesiyle 3 barakayı yıktı. 7 çocuklu 3 aile evsiz kaldı. Yasal prosedürün kışın soğuk havada uygulanması tepki çekti. Yani uygulama yapılabilir ama neden kışın? Bu gündemde anladığım kadarıyla. Bu konuda belediyeyi vicdansızlıkla suçlayan AK Partili Abdullah Mertoğlu, yıkım yağmurlu ve soğuk havada çocukların gözü önünde yapılmamalıydı. İnsan olan herkesin vicdanı titrer şeklinde konuştu. Hakikaten kışın ne olacak böyle insanlar? Herhalde Karşıyaka Belediyesi 7 çocuklu 3 aileye yer göstermiştir. Yani sosyal belediyecilikte bu yapılması lazım Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar. Eğer bilginiz dahilinden bilmiyorum, sahip çıkın bu aileye. Soğuk bir zamanda, hakikaten kışın zor şartlarında 7 çocuk, 3 aile, çocuklara acımak lazım. Bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum Sayın Mutlu Akpınar. Hakikaten bu aileye de sahip çıkacağınızı da biliyorum. Programdan sonra da arayacağım, bunu da sizinle konuşacağım. Durumları ne oldu, bunu da soracağız. Yanında bu konuyla ilgili tekrar burada bilgi vereceğim. Yani başkan konuya müdahale etti diye rutinde yürütülmüştür. Çünkü yazın yapılmamıştır ama rutinde yeni yıkılmıştır. Belki bilginiz yoktur, duyarlısınız. Ama bu ailenin sorunu çözülmesi gerekir diye düşünüyorum. Duyarlı olmak lazım, çevreye duyarlı olmak lazım, insanlara duyarlı olmak lazım, öyle değil mi? Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Evet. Tek kuruş para gitmedi diyor yine. Biraz evvel haberi verdik. Kağıt parçalarını milletten kaçırıyorlar. Suç yokmuş, veremezlermiş deniyor Akşam gazetesinde. Evet, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira belgeleriyle ilgili araştırma önergesi vereceklerini söyledi. Konuyla ilgili savcılığa gitmeyeceklerini söylüyor. Savcılığa niye gitmiyorsunuz? Çok ilginç. Neden savcılığa gidilmiyor? Bak bunu 50 kez sordum, bir daha soruyorum. Bahar Hanım verdiği kağıt parçalarıyla yalanlara sarılan Cumhuriyet Halk Partisi, Erdoğan'ın çağrısına rağmen belge dediği o kağıtları savcılıklara paylaşmaya reddetti. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi bence bir iddiayla çıktın ama herhalde sorun yaşayacaksınız bu konuda. Vatandaşı nasıl inandıracaksınız, hakikaten merak ediyorum. Erdoğan'la ilgili haberi verdik. Afrin için eller tetikte. Evet. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye'nin başarısı ve devamında İdlib operasyonu ve devamında da Afrin geliyor şimdi. Afrin'de özellikle orada güvenliği sağlaman çatışmasızlık bölgesi. Putin, Ruhani ve Erdoğan'ın Soçi'de yapmış oldukları toplantıda
Afrin'le ilgili operasyon Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıktı ve MGK bildirisine dikkat çekilen PYD'nin kontrolündeki Afrin konusunu hazırlıklar son aşamaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin silahları acaba o PYD'nin elinde mi? Bize karşı mı çevirecekler? Eğer çevirirlerse var ya. O YPG mi, PYD mi? Hangi terör örgütüyse hiç şansları yok. Türk askerine karşı o namlular döndüğü zaman yakar, yıkar, yok ederiz. Orada vatandaşlara huzur getirmek istiyoruz. Sınırımızda güvenlik istiyoruz. Sınır illerimizde vatandaşların huzurlu, mutlu, neşeli yaşamasını istiyoruz. Çocukların böyle kırlarda, bahçelerde, parklarda rahatlıkla, huzur içerisinde, korkusuzca dolaşmasını istiyoruz. Yani bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu silahlar eğer Türk askerine dönerse, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri diğer ülkeler gibi değil. PYD, YPG yol yakınken çekil, Türk askerine karşı karşıya gelme silahlarını bırak, teslim ol bence veya çekil git. Derler ya, çek git diye, çek git, evet. Gündem iklim değişikliği. Avrupa Birliği'nden Büyükşehir'e hibe desteği, iklim değişikliği ile ilgili. Güzel hibeler gelsin. Ama o hibeleri verirken acaba şartlar ne? Bunu çok iyi bilmek lazım. Kontrol altına alıp da al parayı. Eskiden ne yapıyordu IMF? Türkiye'ye para verirken her şeyi şartları koyuyordu. Motor üretmeyeceksin, haşhaş ekmeyeceksin, pancar ekmeyeceksin, işte ihracat yapmayacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bu tip şartlar varsa bence dikkat etmek lazım. İzmir Barosu'nun kadın yönetici ve çalışanları da kampanya turuncu tişörtleri giyerek destek verdi. Barodan tişörtlü mesaj demiş. Evet, Aydın Özcan, İzmir Barosu'nun başkanı. Önümüzdeki günlerde Kanal İzmir'in konuğu olacak. Tabii ki bunların hepsini konuşacağız, tartışacağız. Oldukça baro başkanına soracağımız çok sorular var. Evet, her yer turuncu şekliyle yer almış ve her yer turuncu olmuş. Turuncu inşallah bir algı sonucunda turuncu ile ilgili grupların, sendikaların birleşip de Türkiye'de bir algı yaratıp meşru seçilen hükümeti, meşru seçilen cumhurbaşkanını veya siyasi konuları da devirmeye kalkmazlar. Çünkü bir turuncu hareketi var daha önce. Neden turuncu seçilmiş? Çok enteresan. Ona da bakmak lazım ama özellikle Birleşmiş Milletler'in başlattığı Dünyayı Turuncu'ya Boyayalım kampanyasına biz de katılmışız. Genel bir şeydir. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği. Altında herhangi bir şey çıkmaz inşallah. Operasyon çıkmaz. Çünkü böyle başlatıyorlar. Sonra da hücum yapmaya çalışıyorlar. Manisa'da suya zam yok. Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin genel kurulunda MASKİ'de 2018 su ücret tarifesi tartışma yaratmış ve zam yok. Ama İzmir'de %10 zam var 2018'de. Bunu bilmek lazım. Evet, çağır gelsin bin gitsin demiş. Güney Koreli Austin Kim ve yerli yatırımcılardan oluşan bir grup girişimci yeni araç çağırma uygulaması gel giti İzmir'i hayata geçirmiş. Evet, seçim torbaları cezaevinden 90 dakika yine devam edecek diyor. Posta İzmir, şöyle bakalım manşette reklam var, ne var manşette? Bir inşaat firmasının Port Bornova diye bir reklamı var. Yine projeler ve maketler tabii ki. Projeler derken maketten bahsediyorum. Bu maketten satışlarla var ya, milletin parasını öyle bir topluyorlar ki vallahi sizin paranızda adamlar saltanat kuruyorlar. Esas bunların paralarını kontrol etmek lazım. Yurt dışına para çıkıyor mu? Sektör postasında bugün demiş inşaata yön verenler diyerekten girmiş. Sakız enginarı resmen İzmirli. Ticaret borsasının başvurusu üzerine İzmir'in coğrafi tescilli ürünleri arasına giren Urla Sakız enginarı da katıldı. Borsa başkanı Işınsu Kestelli onayla birlikte enginar üreten ilçelerde katma değer artışı yaşayacağını söyledi. Evet, Urla Belediye Başkanı Sibel uyarıdı, arkadaşlar davet edelim. Gündem üzere, bu arada notunuzu alın. Neler var neler yok bakalım. Işınsu Hanım'ı da alalım. Nasılmış bu sakız enginarı? Masamızın üstüne enginarları koyalım. Program yapalım. Ticaret gazetesi, yerel bir gazete. Stratejik ürüne 5 milyon desteklemiş. COSGAP desteğinden bahsetmiş. Afetten zarar gören çiftçinin borcu ertelenmiş. Güzel bir haber. Ahmet Eşref Fakı Baba vallahi çok ciddi çalışıyor Fakı Baba. Bence çok geç bakan oldu. Çok iddialı, çok keyifli, çok zevkli çalışıyor. Yani Türkiye'nin her yerinde bakan. Böyle çalışkan bakanlara da hakikaten ihtiyaç var. Evet. Kuruluş izni verilen lisanslı depo işletmesi 100'e ulaştı. Çağrı Merkezi Pazarı 5.1 milyar TL'ye ulaştı. Belediyelerde 31.6 milyon ton atık toplandı. Çin'den AB ülkelerine yatırım. Evet, devam ediyoruz Haber Ekspres'le.
Gelgit hizmette demiş biraz evvel Uber Alternatif İzmir'den demiş. 90 dakikaya devam demiş. Urla Sakızı tescillendi. ABD'den iklim değişikliği hibesi. Marinaların önü açılsın demiş. Türkiye'de belgeli bağlama kapasitesi 16.178 olduğunu söyleyen İMAK İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, marinalardaki en büyük problem bağlama kapasitesi demiş. Evet, İzmir'de ve çevrede bol bol marina yapılması lazım. Marina yapılacak ki, evet, turizmde, marina turizmi de gelişmiş olacak. Evet, İzmir Barosu temiz su havzası olan Efem Çukuru'nu kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Destekliyorum İzmir Barosu'nu. İzmir'le ilgili, İzmir'e yaşamayı engelleyen tüm hareketlere karşı açılan davaları destekliyorum. İzmir'de birçok engel var gibi gözüküyor ama bu engeller aslında İzmir'in yok edilmesini engelliyor. Evet, İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı diyor ki, iyi ki İzmir'de bazı şeyler geç yapılıyor diyor. Yani bazı projeler geç bitiyor, bunun hayrı var diyor. Hakikaten dünden böyle düşünüyorum da değilse, her şey çok hızlı giderse, İnan her şeyi katledecekler. Onun için ne yapmak lazım? Onun için İzmir'de bazı şeylerin yavaş gitmesinin avantaj olduğunu düşünüyoruz. Evet, Sözcü Gazetesi'ne devam edelim. Zaten bize ayrılan süre son birkaç dakikada kaldık. Sarraf işlerini rüşvetle halletmeye alışmış. Hakan Atilla'nın avukatı mahkemede böyle dedi. ABD'de tutuklu olan Halkbank'ın müdürü Hakan Atilla'nın avukatı Rocco Zarrab'ı ağır suçladı. Her işini rüşvetle halletmeye alışmış, hapishanede rüşvet önerip uyuşturucu kadın ve içki istemiş. Ahlaksız demek istemiş kısacası. Burada Türk, orada ABD bayrağı altında konuştu. Evet, çok enteresan. Süleyman Aslan nerede demiş. Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan 4 yıl önce 17 Aralık rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. Evinde ayakkabı kutuları içinde 4,5 milyon dolar bulunmuştu. Bir süre sonra serbest bırakılan ve el konulan parası faizle bir geri verilen Aslan şimdi ortada yok. Nerede olduğu bilinmiyor. Bankacılık üzerinde bulut var demiş. İngilizce sorularda çalınmış FETÖ'nün. AKP FETÖ'cüler çalmış. AK Partili eski vekili 6 yıl, 3 ay ceza. Şükrü Önder'e Yalova eski milletvekili. Heykellerinden sonra Gökçek'te depoya kaldırıldı. Tabii ki belediye başkanının inecek oradan büyük resimleri depoya gidecek. Nereye gidecek? Durmaya devam mı edecek? Sen kimsin deyip görevliyi tartaklamışlar. Çocuklarını protokol kulübüne sokmak isteyen Ordu milletvekili Gündoğdu yasak diyen görevliyi dövmüş. Var mı hala böyle? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Aa, ben milletvekiliyim, belediye başkanıyım veya şuyum buyum deyip de eskiden baskı kuran insanlar hakikaten vardı. Hala var mıymış? Varsa da çok ayıp tabii ki. Evet. Evet, son gazete olarak Posta'ya şöyle göz atıyoruz. 50 milyon euro rüşvet verdim demiş Rıza Sarraf ve kimlere verdiğini açıklamış. Evet, açıkladığı kişiler rüşvetin belgesi olmaz ama orada verdiğini iddia ediyor. Nasıl verdiğini de açıklaması gerekiyor. Değilse çok basittir yani. Ben falanca işte 1 milyon lira rüşvet verdim, 100 bin lira rüşvet verdim demek kolay. Vermiştir de, vermemiştir de, onu bilemeyiz. Onun için ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin yargısına da inanmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin yargısı aslında her ne kadar Halkbank Genel Müdür Yardımcısı yargılanıyor gibi gözükse de aslında Halkbank Genel Müdür Yardımcısını yargılamıyorlar. Türkiye'yi oraya oturtmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye operasyon yapmak istiyorlar. Türkiye bankalarına ipotek koymak istiyorlar. Paralarına el koymak istiyorlar. Çünkü paranın genelde kontrolü dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ne sistem olarak baktığımız zaman müdahale hakkı değil ama müdahale yeteneği var. Bu yeteneğiyle Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar. İnanın konu Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı değil. Rıza Sarraf değil. Türkiye operasyonu. Evet, Türkiye'de yargılansın. Türk adaleti ne derse rüşvetse rüşvet almıştır veya almamıştır, ona inanalım. Evet, Erdoğan dava açacak demiş Posta Gazetesi. Evet, açıyor. 1,5 milyon lira bedelle dava açacağını bahsedildi. Köprü paniği demiş. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şüpheli çanta nedeniyle dün saat 22.20'de çift yönlü trafiğe kapatılmış. Milletvekiliyim dedi, dövdü. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu 25 Kasım'da Ankara'da oynanan Demirspor yeni Ordu Spor maçını izlemeye arkadaşlarıyla gitti. Yanlarında çocuklar da vardı. Stat görevlisi protokol tribününe yasalar gereği 18 yaşından küçükler giremiyor dedi. Benim kim olduğumu biliyor musun diye bağıran Metin Gündoğdu arkadaşlarıyla birlikte görevliyi dövdü. Bence o da yargılanmalı. Öyle değil mi? Bir milletvekili, halkın vekili kendisine kuralları uygulayan birisini döver mi? Dövmez. Evet.
İçeride de gardiyana rüşvet verdi demiş Reza Zarrab'ın ifadesi öne çıkan diğer noktalarda. Şöyleymiş, savcılıkla işbirliği yapmak cezaevinden çıkmasının en hızlı yoluydu. Savcılığa karşı 3 yükümlülüğüm var. Gerçekleri söylemek, Amerika ile işbirliği yapmak ve artık suç işlememek. Otelde değil, FBI gözetiminde New York'taki Metropolitan tutuk evinde yatıyorum. Bana yönelik 7 suçlama vardı. Tümünü kabul ettim. Bu suçlardan biri de New York'taki cezaevindeyken içki ve cep telefonu almak için gardiyana rüşvet vermemdi. Yani hayatı rüşvet vermekle geçmiş. Çok yazık. Cep telefonunu karıştıran kocasını kızgın yağ ile yaktı, satırla doğradı. Allah Allah, erkeğe şiddet bu da. Yani kadına şiddet derken erkeğe şiddet yapılmış. Kadınlar acaba intikam almaya mı kalkıyor artık yavaş yavaş? Adana'da 8 yıl önce boşanan Emine Sayar 40 ile Ayhan Akdemir 42 barışıp birlikte yaşamaya devam etti. Emine Sayar cep telefonu karıştırdı. Emine Sayar cep telefonu karıştırdı diye Ayhan Akdemir ile tartıştı. Ayhan Akdemir gidip yattı. Emine Sayar uyuyan eski eşinin gözüne kızgın yağ döktü, satırla başına vurdu. Çok inanılmaz bir vahşet bu. İnanılmaz bir vahşet. Doğru mu? Değil. Ayhan Akdemir kaçıp kendini tuvalete kilitledi. Çığlıkları duyan komşular eve koştu. Emine Sayar kaçtı. Yüzü tanınmaz hale gelen Ayhan Akdemir yoğun bakımda. Sokakta yakalayan Emine Sayar öfkemi kontrol edemedim dedi. Ne kadına şiddet, ne erkeğe şiddet veya tek kelimeyle asla hiçbir canlıya şiddeti desteklemiyoruz. Şiddet yapanlar cezasını bulsun, şiddet yapanları da şiddetle kınıyoruz. Öyle değil mi? Bize ayrılan süre burada bitti. Umarım keyif almışsınızdır. Evet, bugün Kanal İzmir Televizyonu ve izmirhabermerkezi.com ortaklığında yaptığımız televizyon programında Günaydın Türkiye, Günaydın İzmir dedik. Gazete başlıklarını okuduk, yorumlar yaptık. Yorumlarım belki bazılarınızın hoşuna gitmemiş olabilir ama ne olur affedin. Burada yorumlar yapmak zorundayız. Duygu ve düşüncelerimizi yansıtmak zorundayız. Ama inanın tarafsız hareket ediyorum. Buna inanın. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.